Yayınıma hoş geldiniz. Evet, konumuz Şuşa. Şuşa tehlikede. Rusya'nın özellikle örtülü hedefleri var Şuşa için. Haritalar belirlenirken bir kurnazlık düşünüyorlar. Rus barış gücü müdür? Yoksa burayı bir tampon bölge yapma mıdır? Sivil halkın yerleşimine şimdilik açmama mıdır? Bununla ilgili planlar ve projeler var. Şimdi haritalar oluşturulurken bu konuda karşımıza çıkacak. Ama Şuşa bizim kırmızı çizgimiz. Türkiye'nin de kırmızı çizgisi. Sayın Erdoğan demedi mi Şuşa bizim için her şey diye? Evet, Sayın Erdoğan Putin'e özellikle haritalarla gereken mesajları iletmişti. O mesajları vermişti. Putin de rahatsız olmuştu açıkçası. Evet, haritalardaki o çizilen ve işine gelmeyen yerler hoşuna gitmiyordu. İşte Putin'in bu haritaya karşı duyarlılığı tabii ki biliniyor. Çünkü işgal niyeti çok farklı. İşgal niyeti sonuna kadar var. Ama bilsin ki Türkiye bölgede güçlü ve kudretli bir ülke. Yani Şuşa ile ilgili teklifler yapılacaktır. Türkiye'de devreye girecektir. Özellikle Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu Sayın Erdoğan'ın Şuşa'ya konsolosluk ve üs açacağız açıklamasıyla gördük aslında. Evet, haritalarda zorlayacaklar. Biz ne yapalım edelim. Biz ne edelim yapalım. Barış ve bilmem ne rüzgarları adı altında zeytin dalları uzatarak Şuşa'ya bir şekilde sızamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz Putin. Bakü yönetiminin Dağlı Karabağ'dan bahsetmesini istemiyor. Hankendi'den bahsetmesini istemiyor işgalciler. Geldiler, oraya Rus bayraklarını çekip işgal ettiler. İşte bu işgale son vereceğiz. Özellikle burada biz inanmamız önemli. Yani buranın işgal edildiğini dünyaya duyurmamız ve bir gün orayı kurtaracağız dememiz önemli. Biz böyle kararlı olmazsak tabii ki işgal niyetlerini açığa çıkaracaklar. Ve işgal niyetlerini açığa çıkardıktan sonra da tabii ki işgal adımına girişecekler. Şunu belirtelim. Biz Şuşa'yı tartışmasız yapmamız gerekiyor. Şuşa konusu yapıldığında masada oturmamamız gerekiyor. Çünkü bizim için önemli olan, bizim için tabii ki oranın simgesi olan, Karabağ'ın simgesi olan yeri kaybettiğimiz andan itibaren tüm Karabağ'ı kaybetmiş sayılırız. Kimse bu haritalar ne olacak? Bu haritalarda hangi şehirlere evet Ruslar el atmak isteyecek veya Azerbaycan'ın hakkı olan bu şehirler haritalarda nerede gösterilecek diye soran bile yok, öyle değil mi? Bunlar bizim işimize gelmeyen ve bizi kızdıran gelişmeler. Kapalı kapılar arasında neler konuşuyor Putin? Tabii ki bunu iki lider biliyor ama Putin'in Şuşa ile ilgili teklifini tekrar edeyim. Şuşa'da Rus askerini görmek istiyor. Şuşa'nın giriş bölümlerinde zaten yolları tutmuş vaziyette. Yani Şuşa ve bazı kritik noktalara geçerken Rusların kontrol noktalarından geçiliyor. Azerbaycan askerlerine hatırlar mısınız? El mühimmatı atmışlardı. Yani neredeyse askerlerimiz şehit olacaktı, kayıp verecektik. Ama ne oldu? Orada Allah yardım etti, attığı el mühimmatı patlamadı. Yani biz kendimizi, biz benliğimizi, biz öz değerlerimizi korumak için gerekirse savaşmayı yine göze alacağız. Bu askerlerimizin günahı neydi? Bu askerlerimiz vatanları için çarpıştı. Bu askerlerimiz onun için gazi oldu. Bu askerlerimiz kendilerini feda ettiler. Cephe meydanında 3000'e yakın Azerbaycanlı kahramanımız cennete yürüdü. Düşünün, binlerce de yaralımız var. Bunları bir kenara atabilir miyiz? Biz Şuşa'ya bir tane düşmanın çakıl taşını dahi sokmayacağız. Öyle kilise bahanesi yaparak, manastır bahanesi yaparak oraya kimseyi sokmayacağız. Biz orayı talan edenleri, Şuşa'yı harabeye çevirenleri, bu güzel şehrimizi onlara asla bırakmayacağız. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda sonuna kadar kararlıyız ve sonuna kadar da gitmeye varız, olmaya devam edeceğiz. Evet, bir şekilde zorlayacak Putin. Yani Şuşa'ya bir statü kazandırmak, tamamen Azerbaycan'ın elinde olmasını engellemek veya sivillerin yerleşmesini engellemek için ne yapacak? Aliyev'den ne isteyecek? Garanti isteyecek. Şimdi Erdoğan'ın özellikle Şuşa ziyaretini için yapıldı. Asla buraya tevessül etmeyin. Ben anlaşmayı burada yapıyorum ve burada yaptığım için de benim Şuşa'ya verdiğim önemi görün. Yani biz kardeşlerimizin topraklarına kimseyi yaklaştırmayız. Onun için de aynı şekilde Biz kardeşlerimizin topraklarına öyle kimseyi yanaştırmayız. Zafer gününde de beraber konuşuruz. İran'a da mesajımızı veririz. Rusya'ya da mesajımızı veririzdi. Ama kimse konuşmuyor. Şuşa ile ilgili haritaların oluşma çabasına işte Turan ülküsü karşı gelecek. İki kuvvetin sahada bir ve beraber olmasının ne kadar başarılı olduğunu Sayın Erdoğan demedi mi? Şuşa ile ilgili Türkiye'nin kararlılığı belli değil mi? Üs ve konsolosluğu ben Şuşa'da açacağım diyor. Yani Rusya'ya diyor ki ben burayı Azerbaycan'a o kadar yakıştırdım ve Azerbaycanlı olduğuna inanıyorum ki ben oraya gideceğim. Evet, ben oraya gideceğim. İstediğim gibi konsolosluğumu kuracağım dedi. Tabii ki Rusya büyük bir tepki gösterince durum belki zamana yayıldı ama Türkiye ne yapacak edecek? Orada o konsolosluğu kuracak. Başka çaremiz var mı? Tabii ki yok. Şuşa bizim kırmızı çizgimiz. Ama bir sistemim var. Özellikle Şuşa'da belli köylerde tamam mayınlar olabilir ama Şuşa'nın merkezinde bir semt oluşturulabilirdi. Prefabrik bir semt oluşturulabilirdi. Geçişler için bir koridor açılıp orada yolla beraber, evet yol yapıldı ama yeniden vatandaşlar oraya sembolik getirilebilirdi. En azından bir 50 aile getirilebilirdi. Bakkallar, caddeler kurulabilir. Hayat başlatılabilirdi. Oraya dükkanlar açıldı. Ben sivil halktan bahsediyorum. Bu bir mesaj olurdu. Artık vatandaşlarımız buraya geliyor. Burayla ilgili plan yapma Putin diye. Evet, Şuşa'da haritalar olurken gündeme gelecek. Dağlı Karabağ ve diğer bölgelerinde verilmesini asla reddediyoruz. Biz o bölgelerin bir şekilde işgal fikrini reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Azerbaycan yönetiminden de bu konuda yoğun bir şekilde red kararı vermelerini istiyoruz. Zengezur'un da savaş tazminatı olarak alınması için resmi girişimin başlatılmasını istiyoruz. Yani Zengezur'a razı oldu ama tren yoluyla karayolu geçecek. Tamam da o yolu kim düzenleyecek, kim düzenleyecek, kim sürküle edecek? Bunlar da çok önemli. Evet, bu gibi gelişmeler, bu gibi adımlar bizler için çok önemli. Artık zamanı geldi. Artık zamanı şu. Artık vakit, bir şeyler yapma vakti. Artık başarma vakti ve zafere koşma vakti. Şuşa'ya o bayrağı diktik, kimse kaldıramayacak Allah'ın izniyle. Biz işgal fikrini, evet Rusların oraları işgal ettiğini öyle bir inandıracağız ki dünyaya, çünkü haklıyız, orayı tekrar alacağımızı herkes bilecek. Nasıl Şuşa'yı aldıysak diğer şehirleri de alacağız. Orada kim var, kim yok bizim umurumuzda değil. Topraklarımızı şehitler mi aldı? O zaman bizim için çaresiz bir şey yok. Biz bütün gücümüzle, bütün kuvvetimizle topraklarımızı almaya gideceğiz. Bunu bütün dünya bilsin, bütün dünya bunu kanımsasın. Çünkü biz Azerbaycan'ız. Kahraman Azerbaycan, Şuşa'dan asla vazgeçmez. Asla vazgeçmez. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Evet, yaşasın Turan. Biz Şuşa'yı kimseye yar etmeyeceğiz. Bu böyle birine. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen bu yayına beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.